Evet. Herkese hayırlı akşamlar dilerim o zaman. Bugün bilim her şeyi açıklayabilir mi konusunu konuşacağız. Güncel kelam tartışmalarının 138.'si değil mi? 138. Evet hocam, evet, elhamdülillah. Evet. Ülkemizdeki en istikrarlı kültür programlarından bir tanesinde değerli doçent doktor Enis Doko'nun bilim her şeyi açıklayabilir mi sorusuna vereceği cevabı dinleyeceğiz. Ben de moderatörünüz Yasin Ramazan olarak programda yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, sözü çok uzatmadan Enis Doko'ya bırakıyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. Kendisinin sunumundan sonra varsa soruları alırız. Ve tartışmaya katkılarınızı da böylece yapmış olursunuz. Evet Enes Hocam, buyurun. Teşekkür ederim Yasin Hocam. Şimdi şöyle bilim her şeyi açıklayabilir mi sorusunu tartışacağız. Soruyu ilk başta biraz daraltacağım. Daha sonra genişletebiliriz. Fizikçi olmama sebebiyle ve fiziğin en temel çoğu bilim felsefecisine göre de en gelişmiş bilim disiplini olması sebebiyle önce oradan başlayacağım. Yani şu soruyu soracağım. Fizik her şeyi açıklayabilir mi? Ondan sonra bunu genel olarak bilim her şeyi açıklayabilir mi diye de genişleteceğiz. Genişletebiliriz yani, tartışabiliriz. Önce bu notu düşeyim. İkincisi, bilim derken neyi kastedeceğim konuşurken burada? Şimdi bilim üç farklı kategoriye ayırmamız mümkün bilimi. İşte bir, uygulamalı bilimler. İki, formel ya da biçimsel bilimler. Üç, ampirik bilimler. Formel biçimsel bilimler işte matematiği içeriyor, ne bileyim mantığı içeriyor. Ondan sonra işte bilgisayar bilimlerini içeriyor. Daha ziyade bir takım aksiyonlarımız var. Bu aksiyonlardan çıkarımlar yaparak ispatlar veriyoruz. Bu deneysel değil. Ve tabii dolayısıyla dış dünya ile ilgili esasında bilgi vermeyi amaçlamıyor. Dış dünyayı anlamaya yardımcı olur. Hakikati, evreni anlamaya elbette ki yardımcı olur ama daha çok verilen bir bilgiden başka bilgiler çıkarsamayı hedefliyor formel bilimler ya da biçimsel bilimler. Dolayısıyla bugün bilim derken onları kastetmeyeceğim aslında. Ama tabii soru cevap tartışma kısmında oralara da girebiliriz. İkincisi, tabii uygulamalı bilimler var. Onları da gündeme sokmayacağım. Yine tartışabiliriz. Uygulamalı bilimler ne içeriyor? İşte tıp gibi, mühendislik gibi. Esas itibariyle pratik bir sorunu çözüp bir araç, bir şey yapmayı hedefleyen disiplinleri içeriyor ve bunlar genellikle birinci grup, yani işte ampirik bilimleri, biçimsel bilimleri kullanıyorlar. Oysa bilim derken onları da kastetmeyeceğim. Peki neyi kastedeceğim? Bilim derken sadece ampirik bilimleri kastedeceğim. Ampirik bilimlerin özelliği ne? Ampirik bilimlerin en temel özelliği, isminden de anlaşılacağı üzere, gözlem, deney, işte beş duyudan elde edilen verileri işleyip sistematik bir biçimde dış dünyayı anlamaya çalışan disiplinler. Tabii çoğu zaman bunlar görünenin ötesine de geçebiliyorlar ama tanım gereği bunlar deney, gözlemle ilerliyorlar. Empirik bir şekilde ilerliyorlar. Bunları da bazen sosyal ve fen bilimler diye ikiye ayırıyoruz. İşte fen bilimlerinin de genelde dört veya beş alt dalı var. Fizik, kimya, yer bilimleri. Yani jeoloji, meteoroloji, oşanografi gibi. Ondan sonra biyoloji, yani canlıları inceleyen bilim dalı. Bazıları işte kozmolojiyi fizik içinde sayar, fizik dışında sayanlar da var. Kozmoloji, astronomi olabilir, beşinci bilim dalı. Sosyal bilimlerde biliyorsunuz, işte sosyoloji, psikoloji gibi bilim dalları çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla esas soru, bu gruptaki bilimler, bu gruptaki disiplinler bütün soracağımız sorulara cevap verebilir mi? Tabii ben dediğim gibi daha örneklendirebilmek açısından, işleri kolaylaştırmak için fiziğe odaklanacağım. Dolayısıyla fizik bütün sorulara cevap verebilir mi sorusunu soracağım. Zaten indirgemecilik doğruysa aslında bu soru aynı zamanda bilim bütün sorulara cevap verebilir mi sorusuna eşdeğer. İndirgemeciler, bazı felsefeciler, indirgemeci olan felsefeciler nihayetinde aslında bütün fen bilimlerinin
fiziğe indirgeneceğini düşünüyorlar. Neden? Çünkü fizik en temel yapı taşlarını inceleyen disiplin. Eğer ki temel yapı taşlarının davranışlarını anladığımızda, fiziki dünya ile ilgili her şeyi anlıyorsak, canlıların davranışını, işte kimyayı, ondan sonra dünyanın veya işte hava durumunun davranışını anlayabiliyorsak, o zaman zaten aslında fizik bütün bilimin bilgisini içeriyor demektir. Tabii indirgemeciliğin doğru olup olmadığı tartışmalı. Özellikle kimya özelinde bunun başarılı olduğu düşüncesi hakim. Yani kimyanın fizikle tamamen anlaşılabileceği, kimya içerisinde fiziğin konuşamayacağı hiçbir alan olmadığı kanaati yaygın, ama biyoloji seviyesine çıktığımızda, ondan sonra işte sosyal bilimlere çıktığımızda işler daha da karışıyor. Yani fiziğin bütün canlılarla ilgili her şeyi açıklayabildiği tartışmalı. Mesela evrimi fizik ilkelerinden çıkarsayabilir miyiz? Çoğu biyoloji felsefecisi bunun yapılamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu indirgemecilik doğru mu yanlış mı? Tabii bizim konumuz değil bugün. Dolayısıyla hemen fizikle ben fiziğe geçeyim ve fizik bütün sorulara cevap verebilir mi şeklinde sorayım soruyu. Zaten fizik bütün sorulara cevap verebilir mi sorusunu da şöyle formüle edeceğim. Fiziğin acaba sınırları var mı? Benim kanaatim fiziğin çok sayıda sınırları olduğu, dolayısıyla fiziğin bütün sorulara cevap veremediği yönünde. Bu sınırları da 4 ayrı kategoride kategorize edeceğim. Yani fiziği sınırlayan 4 ayrı unsur var, 4 ayrı duvar var karşımızda. Bunların bir kısmı aşılabilir duvarlar, bir kısmı aşılamayan duvarlar, aşılamayacak duvarlar. Şimdi bunları açmaya çalışacağım. Şimdi önce kısaca fiziği tanımlayalım. Fizik maddeyi ve onun, yani maddenin uzay zamandaki hareketini veya değişimini ve bu değişimlerin, yani maddedeki değişimlerin ana tetikleyicisi olarak tespit ettiği enerji ve kuvvet kavramlarını inceleyen en temel fen bilimidir, en temel bilimdir. Dolayısıyla fizik bütün evreni de inceler, ağaçları da inceler, ondan sonra en küçük yapı taşlarını da inceler ve bunların davranışlarını açıklamaya çalışır. Fizik, fen bilimleri arasında en eski disiplinlerden biridir. Hatta Batı felsefesini temel alırsak, fizikle felsefenin çıkışı aynı zamana tekabül eder. İşte Thales'le başlatırsak, geleneksel başlatıldığı gibi felsefeyi, Thales aynı zamanda ilk fizikçi olarak tanınılıyor, ilk felsefeci olarak tanınılıyor. Ve felsefeden de ilk ayrılan disiplindir. İlkelerini felsefeden ayırıp bağımsız bir şekilde yapılan ilk temel bilimdir. Biyolojinin ve kimyanın ayrılması daha sonraya tekabül eder. Ve fiziğin tabii bir özelliği de çoğu bilim felsefecisi paradigmatik bilim örneği olarak alır. Yani en gelişmiş, ondan sonra en ideal model olarak fiziği alırlar. Buna itiraz edenler var günümüzde. Biyolojiyi esas almalıyız diyen ufak bir felsefeci grubu var. Bunun sebebinden biraz sebebinden bahsedeceğim, ama çoğu bilim felsefecisi için bilim dediğimiz zaman esasında paradigmatik örnek alınması gereken disiplin fiziktir. Bu sosyal bilimlerde bile biliyorsunuz, pozitivistler, Ogiskon, sosyal bilimcilerin bile fiziği alması, örnek alması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi fiziğin bir diğer özelliği var. O yüzden fiziği seçtim. Bugün işin karmaşıklığını görebileceğiz fizik üstünden konuşunca. Şimdi çoğu bilimler, buna sosyal bilimler de katabiliriz, İşte biyolojiyi de katabiliriz, evreni tarif ederken nedensellik kullanırlar. Nedensel ilişkilerle evreni tarif etmeye çalışırlar. Şey bu noktada farklı. Fizik bu noktada farklı. Fizik doğa yasalarıyla, soyut ve matematiksel bir şekilde ifade edebilen doğa yasalarıyla evreni tarif etmeye çalışıyor. Yani metodu esasında diğer bilimlerden biraz farklı. Bu demek değildir ki fizik nedenselliği önemsemez ya da nedensel izahları yapmaz, ama nedensellik fizik yasalarına ikincidir. Temel açıklama gücünü yasalardan alır. Ve dediğim gibi yasalar matematiksel formlarda ifade edilir. Denklemlerimiz vardır. Bu denklemleri çözeriz. Belli başlangıç ve sınır koşullarını koyarız. Ve bunları kullanarak geleceği de öngörme şansını elde ederiz. Şimdi tabii bu
diğer bilimlerde olmayan bir şey veya sınırlı olan bir şey. Bu tabii fiziği biraz daha güçlü kılıyor bugünkü sorduğumuz soru anlamında. Neden? Çünkü mesela sosyoloji toplumla ilgili bütün sorulara cevap verebilirim. Teorik sorarsak düşünebiliriz ama bugün bunu yapamadığı apaçık değil mi? Yani yarın Türk toplumu nasıl olacak? 3 yıl sonra Türk toplumu nasıl olacak? Buna cevap veremiyor. En temel sebebi ne? Tabii öngörü yapabileceğimiz matematiksel yasaların olmaması. Yani veya psikoloji. Nedensel ilişkilerle benim belli koşullar altında nasıl davranacağımı öngörmeye çalışabilir. Bunu nasıl yapar? İşte geçmişte şu koşullarda böyle davrandı. Arada nedensel ilişki var. Aynı koşullar oluştuğunda gene böyle davranacak der. Ama tabii bu çok gene kabadır. Öngöremez kesin bir şekilde. Ama fizik hiç nedensel ilişkilere girmeden bir cismi tarif eden bir denklem var. O denklemi çözersiniz ve sistemin size gelecekteki davranışıyla ilgili detaylı bilgi verir. Ve fiziğin çoğu dedim ya bilim felsefecisi bir tık yani paradigmatik örnek bilim olarak görür. Bunu fizikçi olduğum için söylemiyorum esas itibariyle. En temel böyle olmasının sebebi fizik yasalarını kullanarak geleceği bu öngörme kapasitesi. Diğer bilimlerde bunun ulaşılıp ulaşılamayacağı, işte kimyada kısmen bu var. Tabii dediğim gibi çoğu insan kimyanın nihayetinde aslında fiziğin bir dalı olduğunu, kuantum mekaniği bütün kimyayı açıklıyor, düşünüyor. Jeoloji ile ilgili de parlak veya meteoroloji, oşanografi ile ilgili de beklenti bunların fizikle tarif edildiği, akışkanlar mekaniği veya işte genel olarak maddenin davranışı ile ilgili yasalar burada çalışıyor. Tabii karmaşıklaştığı için sistemler öngöremiyoruz. Birazdan konuşacağız bunu orada ama biyoloji hariç genelde burada diğer bilimlerde zaten fizikle tarif yaygın. Soruya geçeceğim. Sadece ön hazırlığı yapıyorum. Hani biraz kullanacağım temel kavramları açmaya çalışıyorum. Bir kavram, bir şey daha açayım. Fizikte elimizde neler var ve ne olacak ileride? Şimdi birkaç tane temel teori var fizikte. Fiziğin diğer bir özelliği, güzelliği bu. Fizikte bir sürü bir sürü farklı teori ya da işte bir sürü farklı model yok. Evet, modeller üretebilirsiniz ama yani üretenler de var ama fizik en temelde birkaç temel teoriyi kullanarak yüz binlerce farklı fenomeni anlamaya çalışıyor. Ve bunda çok başarılı oluyor. Nedir bu temel teoriler? İlk bütün fiziğe gelen herhangi bir öğrencinin ilk öğreneceği teori klasik mekaniktir. Klasik mekanik Newton'un üç hareket yasasıyla kütle çekim yasasından oluşur ve bunu kullanarak gündelik hayatta gördüğümüz bütün cisimlerin davranışlarını anlayabiliriz. Bunu kullanarak roketleri gönderebiliriz, bunu kullanarak makineler yapabiliriz, arabaları yapabiliriz. Dolayısıyla gündelik hayatta bizim boyutlarımızda ve bizim gündelik hayatta gördüğümüz hızlardaki her şeyi biz hemen hemen bu yasalarla tarif ediyoruz, anlıyoruz. Bu zaten genellikle mühendislerin ve astronominin temelde kullandığı disiplin. İkinci önemli teori fizikte karşımıza çıkan elektromanyetik teori. Burada da gene denklemler var elimizde. Diğerinde 3 yasa vardı artı yer çekimi kanunu. Burada da 4 tane Maxwell denklemi vardır. Ve bu 4 Maxwell denklemini siz kullanarak elektrikle ve manyetikle ilgili bütün fenomenleri açıklamaya çalışırsınız. Çalışırsınız tabii, açıklayabilir misiniz bunu konuşacağız birazdan ama bunun alanı da elektromanyetik olgulardır. Ve temelde elektrik ve elektronik mühendisliği de bu 4 teorinin uygulamalarına dayanıyor. Üçüncü önemli teori Einstein'ın özel ve genel görelilik teorileri. Bunlar özel görelilik yüksek hızlarda hareket eden cisimleri tarif ediyor. Düşük hızlarda Newton'un teorisine dönüyor zaten. Dolayısıyla çok farklı bir şey söylemiyor düşük hızlarda. Ama yüksek hızlarda Newton'un teorisinden farklılaşıyor özel görelilik ve cisimlerin davranışlarını ve onlarla ilişkin fenomenleri, özellikle uzay ve zamanın davranışını tarif ediyor. Genel görelilik yüksek hızların yanında büyük cisimleri, yoğun cisimleri, kütlesi büyük, enerjisi büyük cisimleri tarif ediyor. Normal şartlar altında gene düşük kütlede o klasik bildiğimiz Newton mekaniğine, yani klasik mekaniğe dönüyor genel görelilik. Ama büyük kütleler, çok büyük bir güneş veya işte kara delik gibi
ortamları anlamak istiyorsak ve güneşe çok yaklaştığımız zaman, güneşin de yerçekimi çok büyük yaklaştıkça, orada klasik mekanik başarısız oluyor. Orada Einstein'ın genel görelini kullanmanız gerekiyor. Orada da gene bir temel denklemimiz var, Einstein denklemi. Bu denklemi çözmeniz gerekiyor. Gene matematiksel bir tarif var karşımızda. Dördüncü önemli teorimiz ne? Tabii meşhur kuantum mekaniği. Kuantum mekaniği de küçük cisimleri, atom altı dünyayı, atomlardan başlayarak, atomu bile aslında biz tabii şeyle tarif edemeyiz klasik mekanikte, atomdan başlayarak atom altı dünyayı tarif etmekte kullandığımız teori bu. Burada da elimizde bir tane güzel denklem var. Tabii bir takım ekstra bazı varsayımlarımız var. Tek bu denklem yetmiyor ama elimizde güzel lineer bir denklem var. Schrödinger denklemi. Bu Schrödinger denklemini çözdüğümüz zaman sistemlerin davranışlarını anlayabiliyoruz. Bu bizim önemli dördüncü temel teorimiz kuantum mekanik. Aynı zamanda soğuk cisimleri de klasik mekanik izah edemiyor. Soğuk cisimlerin davranışlarını. Soğuk cisimleri de kuantum mekaniğiyle izah ediyoruz. Beşinci bir teori de istatistiksel termodinamik, istatistiksel mekanik de diyoruz buna. İstatistiği çok sayıda parçacıklara uygulayarak onların davranışlarını öngörmeye çalışıyor. Bu termodinamik bunun bir alt dalı. Termodinamik diyebiliriz. Altıncı ve son ele alacağımız teori standart model ya da kuantum alanlar teorisi dediğimiz teori. Şimdi yüksek hızları özel görelilikle tarif ediyoruz dedik. Küçük parçacıkları kuantumla tarif ediyoruz. Peki hızlı ve küçük olanları nasıl tarif edeceğiz? Özel görelilik mi kullanacağız, kuantum mu kullanacağız? İkisini de kullanamıyoruz. İkisini birleştiren bir teori kullanmamız gerekiyor ya da ikisini tek başına kullanamıyoruz. Bu birleştiren teoriye de kuantum alanlar teorisi deniyor. Burada Schrödinger denklemi yerine Dirac denklemi isimli bir denkleme bırakıyor ve bu denklemi kullanarak siz çok hızlı hareket eden parçacıklar, işte genelde bu parçacık hızlandırıcılarında hem küçük parçacıklar var hem hızlı hareket ediyorlar. Bunları tarif etmek istiyorsanız esasında tabii kuantum alanlar kuramına kullanmanız gerekiyor. Aslında atomu da tam kuantumla tarif edemezsiniz çünkü elektron hızlı hareket ediyor atomun etrafında. Dolayısıyla orada da kuantum alanlar kuramını kullanmanız gerekiyor. Tabii burada bu bizim son önemli teorimiz. Ama bir soru daha açıkta kalıyor. Nasıl ki özel görelilikle kuantumu birleştirip kuantum alanlar kuramını yaptıysak şu soruyu sorabiliriz. Efendim peki büyük kütleli cisimleri genel görelilikle tarif ediyoruz. Çok güzel. Küçük cisimleri de kuantum mekaniğiyle tarif ediyoruz. Hem küçük hem de çok kütleli, yoğun bir cismi nasıl tarif edeceğiz? Yani burada hem genel görelilik kullanmamız gerekiyor hem kuantumu kullanmamız gerekiyor. İkisi farklı şeyler söylüyor. Hangisini kullanacağız? İşte bunun cevabını bilmiyoruz. Fiziğin en büyük çözülmemiş sorunu bu iki teoriyi uzlaştıran, birleştiren, ötesine giden bir teori bulmak. Bu en büyük sorunumuz. Tabii bu sorun pratikte çok büyük bir sorun değil. Çünkü hem küçük hem yoğun olan, yani kütlesi büyük olan cisimler çok az. Evren başında böyleydi. Yani o yüzden Big Bang'in öncesi veya tam ilk aşamaları ile ilgili konuşamıyoruz. Çünkü o dönemde her şeyin teorisi deniyor bu ikisini birleştiren teoriye. Buna ihtiyacımız var. Bu yok. Dolayısıyla Big Bang anı hem yoğun, yani hem kütleli bir an, genel görelilik lazım, hem küçük kuantum lazım. İkisini bir arada tutan bir teori lazım. Bu yok. Dolayısıyla tarif edemiyoruz orası. İkincisi işte kara delikler çok böyle iç yapısını anlamak istiyorsak çok yoğun gene ufak cisim olabiliyorlar. Aynı zamanda da çok zaten yoğun olduğu için kütleliler, yüksek enerjiler. Dolayısıyla kara deliklerin detaylarını izah edebilir miyiz? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla elimizde her şeyi tarif eden bir teori yok. Dolayısıyla esasında bu soruyu bugün için soruyorsak, ki bugün için sormuyoruz tabii, genel olarak bir gün gelecek bilim her şeyi cevap verebilecek bir sorumuz bu aslında, ama bugün için tabii fizik bütün sorulara cevap veremiyor. En basitinden çok yoğun yüksek kütleli ve küçük cisimlerin nasıl davrandığını bilmiyoruz. Bunları tarif eden bir teorimiz olmadığı gibi bunlarla deney de bugün çok yapamıyoruz.
Aday teorilerimiz yok mu? Var tabii. Sicim kuramı böyle bir aday teori. Sicim kuramı bunu izah etmeye çalışıyor. İşte kuantum loop gravity, kuantum halka kuramı böyle bir teori. Ama nihayetinde biz bunu bu sorunun cevabını bilmiyoruz şu aşamada. Tabii bugün bizim sorduğumuz soru, bilim her şeyi izah edebilir mi sorusu bugün için geçerli değil. Bugün izah edemedi açık. Esas sorumuz öyle bir gün gelecek mi ki bilim veya fizik her şeyi izah edebilecek. Zaten dedik bu arada fizik her şeyi izah edemeyeceği özelinde. Tabii indirgemecilik önemli. Acaba biz bütün bilimleri, bütün doğa fenomenlerini dolayısıyla fizikle anlayabilir miyiz diye bir soru var. Bu sorunun cevabını da bilmiyoruz. Hiyerarşi var bilimlerin ve hiyerarşinin şöyle bir kuralı var. Bunu kabul ediyoruz. Nedir bu kural? Fizik en temelde fiziğin bir üstünde kimya var, onun bir üstünde biyoloji var. İşte ondan sonra biyolojinin bir üstünde daha büyük cisimleri inceleyen ekosistemleri de dahil eden dünya bilimleri var. İşte dünya bilimlerinin üstünde astronomi var, onun en büyük üstünde kozmoloji var. Tabii farklı bir yöne de ağaçlandırabiliriz bunu. İşte biyolojinin üstünde insan da biyolojik bir organizma olarak psikoloji var, insan davranışlarını inceleyen. Psikolojinin üstünde de sosyoloji var, toplumun davranışlarını inceleyen. Şimdi dolayısıyla bu hiyerarşi nereye kadar fizik izah etmeye gidecek? Bu indirgemecilik sorusu bu. Kimyayı izah edebiliyor. Yani atom eskiden kimya ayrı bir bilim dalı olarak kabul ediliyordu. Atomların farklı şekilde birbirleriyle etkileştirip oluşturdukları maddeleri inceliyorlardı. Hala ayrı bir disiplin ama kimyadaki atomların bütün davranışlarını belirleyen ilke kuantum mekaniği. Bütün ilkelerini kuantum mekaniği belirliyor. Dolayısıyla çoğu bilim felsefecisi bugün kimyanın aslında tamamen fizikle anlaşıldığını, kimya fenomenlerinin fizikle anlaşılacağını söylüyorlar. Yani ilk seviyede indirgemecilik başarılı. Ama biyolojiye geldiğimizde işte soru işareti var. Orada da ümitli olanlar var. Çünkü nihayetinde biyolojinin önemli bir kısmının kimya olduğunu biliyoruz. İşte genetik bir molekülle organizmaların özelliklerini anlıyoruz. Evrim teorisinin önemli bir kısmı mutasyonlar vesaire kimya fenomenleri. İnsandaki beslenme, aşık olma vesaire bunların arkasında yine kimyasal fenomenler olduğunu biliyoruz. Nihayetinde ama bütün biyolojik organizmanın, biyolojik davranışları kimyaya indirgenebilecek mi? Bu bir soru işareti. Bilmiyoruz. Bunda şüpheli olan çok insan var. Ama bir kısmının en azından biyolojinin fizikle anlaşılabileceğini biliyoruz. Bir üst seviyeye çıktığımızda insan mertebesine, yani psikolojiye, burada tabii insan tamamen biyolojik bir organizma mı tartışması doğuyor. Eğer ki ruha inanıyorsanız, dualistseniz insan tamamen biyoloji tarafından anlaşılacak bir organizma değil, olmamış oluyor. Yok ama insanın tamamen maddi bir varlık olarak görürseniz ki çoğu gün nörobiyolog vesaire böyle görüyor. O zaman tabii şu soru gündeme geliyor. İnsanın bütün davranışlarını biz biyolojiyle anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz diyenler var, anlayamayız diyenler var. İşte gene burada bazı ümit verici indirgemecilikle ilgili ipuçları var. İşte beynin belli yerlerinin zarar görmesini, insan davranışlarını etkilediğini veya belli psikolojik fenomenlerin doğrudan nörobiyolojik karşılıklarının bulunması nihayetinde bir gün psikolojinin biyolojiye indirgenebileceğiyle ilgili ümit veriyor bazı insanlara. Hala tartışmalı tabii bu. Psikolojiyi indirgenebilirse tabii bir sonraki soru sosyoloji, toplumları da anlayabilir miyiz? Burada tabii temel gene soru işareti bireyin davranışları toplumu anlamaya yeter mi? Sosyal psikoloji vesaire bunlar başarılı olursa belki sosyolojinin psikolojiye, psikolojinin de biyolojiye indirgenmesi mümkün olabilir diyenler var. Ama şu aşamada bilmiyoruz. Sadece şu yan notu düşeyim. İndirgemecilik bizde genellikle din düşmanlığıyla eşdeğer görünüyor. Ben buna katılmıyorum. Yani indirgemeci değilim. İndirgenebileceğini biyolojinin düşünmüyorum mesela fiziğe. Ama indirgenirse de çok da dünyam yıkılmaz yani. Çok da üzülmem. Belki fizikçiyim diye sevinebilirim de ama din açısından burada bir tehdit yok. Yani fiziksel dünyanın basit birkaç yasayla tarif edilip edilmeyeceği sorusu dini yıkacak bir soru değil. Tabii insanın özgür iradesi tartışılabilir var mı yok mu vesaire ama bu tarz dolaylı dine tehdit oluşturduğu söylenilebilir ama zaten bu tehditler psikoloji ve biyoloji içerisinde zaten var. Yani fiziğe indirgensin indirgenmesin var. Dolayısıyla çok
bunu büyük bir sorun olarak görmek bence yanılgı olur. Şimdi asıl sorumuza dönelim. Çok uzun bir zamanı girişe harcadım ama bu girişte söylediğim şeyler sorumuza cevap verirken işimize yarayacak. Çünkü örneklendirerek vereceğim. Bana göre fizik hiçbir zaman bütün sorulara cevap veremeyecek. Çünkü fiziğin önünde 4 farklı tip bariyer var. 4 farklı tip engel var. Nedir bunlar? Bu 4 tip engel. Birincisi sınır diyeceğim bunlara. Birinci sınır deneysel teknolojik sınırlar. 2 hesaplama sınırları. 3 teorik sınırlar. 4 epistemolojik sınırlar. Şimdi teker teker bu sınırları ele alalım. İlk sınır ne dedik? Deneysel ve teknolojik sınırlar. Tabii fizik deneysel bir bilim dalı ve bu ne demek? Yasalar sürekli olarak test edilmeli ve belli sistemlere uygulanmalı. Sistemlere uygulamamız için o sistemlerin malzemesini bilmemiz gerekiyor, sınır koşullarını bilmemiz gerekiyor. Bir sürü deneysel bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu deneysel bilgileri yapmamız için de iki tane önemli şeye ihtiyacımız var. Bir, teknoloji, iki, para. Bazen teknolojimiz olmadığı için o deneyi yapamayabiliriz. Bazen de paramız olmadığı için o deneyi yapamayabiliriz. Ve bu fiziğin bir sınırı. Ve bu sınır belki hiçbir zaman aşılamayacak. Belki aşılacak. İlk sınır istisna. Diğer üç sınır biraz daha teorik sınırlar. Daha teorik değil de daha temel sınırlar. İlki aslında temel bir sınır değil ama bilimin önünde her zaman olan bir sınır. Teknolojik ve deneysel sınırlar, maddi sınırlar. Mesela küçüklerin dünyasını anlamak istiyorsak, özellikle de kuantumla genel göreliği birleştirmek istiyorsak, en önemli sorunumuz bu dedik, parçacık hızlandırıcılara ihtiyacımız var. Ve bu parçacık hızlandırıcıların büyük yüksek enerjilere çıkmasına ihtiyacımız var. Günümüzdeki en büyük parçacık hızlandırıcısı ses gitti hocam. Enis hocam sesiniz bir dakika. Sesiniz kısıldı. Açar mısınız tekrar? Geliyor mu ses? Şimdi oldu. Tamam. Şimdi mesela birleştirecek teori, yani sicim kuramı doğru mu yanlış mı veya halka, kuantum halka teorisi doğru mu yanlış mı anlamamız için büyük parçacık hızlandırıcılarına ihtiyacımız var. Elimizdeki şu anda en büyük parçacık hızlandırıcısı Large Hadron Collider, LHC CERN'deki. 6,5 TeV enerjilere çıkıyor. Maksimum işte ışın başına maksimumda 13 TeV enerjiye çıkıyor bu. Bu sicim kuramını test etmek için çok çok uzak bir, çok düşük bir enerji seviyesi. Bunun trilyonlarca trilyonlarca üstüne çıkmamız gerekiyor. Bugün böyle bir teknolojimiz yok. Herhangi bir zamanda böyle bir teknolojimiz olacak mı? Bilmiyoruz. Hadi böyle bir teknolojimiz oldu. Bunu fonlamak isteyecek miyiz? Yani diyelim ki 40 milyar dolar, 100 milyar dolar gibi bir ücret çıktı karşımıza. Bu gayet olası böyle ücretler çıkması. Bunları biz karşılayacak mıyız? Bunun cevabı belli değil. Dolayısıyla birincisi bilim bütün sorulara cevap verebilecek mi sorusunun önünde birinci engel. Teknolojik ve deneysel sınırlarımız var. Her deneyi yapamayabiliriz. Her deneyi yapacak teknolojik imkanımız olsa bile bunu fonlamayabiliriz. Bir başka örnek mesela. En önemli aletimiz evreni anlamada teleskoplar. Bunlar çok farklı dalga boylarında evrene bakıyoruz. İşte görünebilir ışık, kızılötesi ışık, radyo X ışınıyla. Evreni teleskoplarla gözetliyoruz. Burada tabii sadece evdeki o optik teleskopu düşünmeyin. James Webb veya işte Hubble teleskopu gibi uzay teleskoplarını da düşünün. Bunlar epey sınırları zorlayıp uzaya bakabiliyorlar. Ama hala daha çok sınırlı bunların görebileceği ortam. Mesela diğer yıldızların etrafında dönen gezegenleri göremiyoruz bugünkü teleskopları. Oraya zaten gidemiyoruz. Peki bir gün gidecek miyiz? Gidebilecek miyiz diğer yıldızlara? Bir gün diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri gözlemleyebilecek miyiz? Bilmiyoruz. Bu kadar iyi bir teknolojik devrim yaşanacak mı bunu bilmiyoruz. İkincisi yaşansa bile bunu fonlamak isteyebileceğimizi,
fonlayacağımızı bilmiyoruz. Halihazırda şu andaki cihazlar bile çok pahalı. Bunun ötesine geçmek daha büyük bir para vermeyi gerektiriyor. Dolayısıyla birinci bilimin sınırı ve fiziğin sınırı, bütün bilimler için geçerli bu ama fizik önünden gördüğümüz sınır, teknolojik imkanlarla oluşan sınır. Ha, bu sınır yapay bir sınır çünkü insanın ulaşabileceği teknolojik imkanlar ve maddi imkanlar artabiliyor, artıyor. Dolayısıyla bu sınırları aşabiliyor. Sınırlar gittikçe ileriye gidiyor. Dolayısıyla bu sınır ilkece, pratikte aşılacak mı bilmiyorum ama ilkece aşılabilir. İlkece. Dolayısıyla çok derin bir sınır değil. İlk engelimiz bu. Birinci soru. Bilim bütün sorulara cevap verebilir mi? Hayır. Veremeyebilir. Çünkü bütün sorulara cevap vermemiz için çok harika bir deneysel düzeneklere ve yüksek paralara ihtiyacımız var. İkisinin de yani mümkünse bile, mümkünmüş şimdi konuşacağız ama mümkünse bile ilk başta böyle bir sınırımız var. Peki, diyelim ki teknoloji ve para mesele değil. Bir şekilde bütün teknolojiye ulaştık ve bu birinci sınırı aştık. Fizik gene bütün sorulara cevap verebilir. Ne dedim? İkinci bir sınır daha var. Dört sınır var dedim. İkinci sınır hesaplama sınırı, hesaplama limiti. Şimdi ne dedim ben? Bir sistemi anlamak istiyorsak o sistemi tarif eden fizik denklemlerini çözmemiz gerekiyor. Peki bu her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün değil. Neden? Çünkü bazı fizik problemlerini çözeceğimiz denklemler çok karmaşık olabilir ve bu karmaşık denklemleri çözmek çok büyük hesap kaynaklarına ihtiyaç duyabilir. Yani insan kaynağından söz etmiyorum, bilgisayar kaynaklarına ihtiyaç duyabilir. Mesela gerçek manada sadece 300 parçacıktan oluşan bir kuantum sistemini simüle etmek istersek, yani bütün davranışlarını hesaplamak istersek, bugün çoğu bilgisayar çökecektir. Parçacık sayısı arttıkça da eksponansiyel olarak bu karmaşıklık artıyor. Benim bu odadaki parçacıkların bütün davranışını tarif edelim desek bilgisayarlar, bütün bilgisayarları dünyada kullansak çözemeyiz bu soru. Ha diyebilirsiniz gene bu bir teknolojik sorun değil mi? Yani nihayetinde bir sürü bilgisayar alırız, birleştiririz, bunu çözeriz. Mesele o kadar kolay değil. Çünkü daha büyük bir sorun var karşımızda. O da kaos teorisi. Şimdi hesaplamalarda, kaotik sistemlerde, birazdan ne olduğunu bunları tanımlayacağım. Kaotik sistemlerin geleceğini öngörmek mümkün değil. Her zaman. Hatta çoğu zaman. Neden mümkün değil? Çünkü bir kere kaotik sistemler nedir? Kaotik sistemler başlangıç koşullarına davranışı çok bağlı olan sistemlerdir. Şimdi ilk Lorentz bunu keşfediyor. Şöyle düşünün. Siz bir hesap yapıyorsunuz. Hava durumunu hesaplıyorsunuz. Bir başlangıç bilgileri giriyorsunuz. Sıcaklık, basınç vesaire ve sistemi öngörüyorsunuz. Sonra tekrar bilgileri giriyorsunuz. Ama bu sefer virgülden atıyorum 20 basamak sonrasındaki sayıları değiştiriyorsunuz. Diyebilirsiniz ki ya 20. basamakta virgülden sonra ne önemi olacak ki sayıların, ihmal edilebilir. Hesapları yaptığınızda hava durumuyla ilgili bambaşka bir çözüm çıkıyor. Yani kaotik sistemlerin özelliği şudur. Başlangıç koşullarını çok az bir değiştirin. Sistemin evrileceği yer, sistemin gideceği yer bambaşka bir yer oluyor. Bu popüler kültürde biliyorsunuz kelebek etkisi olarak anılıyor. Bir kelebeği düşünün. Kelebeğin kanat çırpıp çırpmadığına göre sonuçlar değişiyor. Brezilya'da bir kelebek kanat çırparsa 3 gün sonra İstanbul'da fırtına oluyor. Kanat çırpmazsa 3 gün sonra İstanbul'da hava açık ve güneşli oluyor. Şimdi bu garip değil mi yani? Bir kelebeğin kanat çırpması ne kadar etkileyebilir ki İstanbul'da havayı diyebilir? İşte etkiliyor. Kaotik sistemler böyle. Kelebeğin kanat çırpışını hesaba katmazsanız İstanbul'daki 3 gün sonraki hava durumunu öngöremezsiniz. Tabii bu sadece hava durumuyla ilgili bir şey değil. Bütün kaotik sistemler ki bunlar nonlineer denklemlerle tarif edilirler. Böyledir. Diyeceksiniz ki nonlineer denklemler ne kadar yaygın? Çok yaygın. 3 tane cisim, yani klasik mekaniği alalım, fizikteki en kolay teoriyi, klasik mekanik, Newton mekaniğini yani. 3 cisim aldık. Güneş, ay ve dünya.
Çok basit bir sistem değil mi? Yani üç tane cisim var. Ve yerçekimi kuramıyla anlamaya çalıştık. Bu kaotik bir sistem. Bu ne demek? Dünyanın yerini milimetre oynatın. Geleceği bu üç cismin bambaşka bir yere gidecek. Dolayısıyla şunu söyleyeyim size. Dünya ve gezegenlerin hareketini çok çok uzaklara doğru hesaplayabilir miyiz? Hesaplayamayız tabii. Niye? Çünkü basamaktan sonra 20. sonra 30. 40. her rakamın bir önemi var. Uzaklaştıkça, geleceğe gittikçe öngörü şansımız düşüyor. İşte bu sistemler, kaotik sistemler başlangıç koşullarına acayip hassaslar ve dolayısıyla başlangıç koşullarını %100 bilemezsek hiçbir insan bunu bilemez. Tamamen milimetrenin onda birine kadar dünyanın konumunu bilemeyiz. Bunları çözemezler. Yani öngöremezler geleceği. Gelecekle ilgili soracağımız bütün sorular ister istemez belirsiz olacaktır. Bunun tabii gündelik hayatımızda biliyoruz. Nihayetinde yaşadığımız dünyada gelecekteki hava durumunu çok iyi bilemiyoruz. Yani 20 gün sonra İstanbul'da hava durumu ne olacak? En iyi sistemi kullanın, en iyi bilgisayarları kullanın. Bunun cevabını bilemezsiniz. Bunun en temel sebebi işte bu bahsettiğim kaos teorisi. Hassas bir şekilde dünyanın her parçacık nerede, nerede kelebekler kanat çırpıyor, nerede sinekler kanat çırpıyor bunları bilemiyoruz, bilemeyiz. Dolayısıyla tamamen bunu öngörmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu ikinci önemli sorunumuz. Pratik olarak hiçbir zaman biz fiziği kullanarak her şeye cevap veremeyeceğiz pratikte. Çünkü her zaman önümüzde bu kaos teorisi bir bariyer koyacak. Ha diyebilirsiniz gene bu çok önemli değil ya. Yani hesaplamalı problemleri yani istediğimiz hassaslıkta peki çözebilir miyiz? Bilgisayar sorunu ise çözebiliriz istediğimiz hassaslıkta. Sonsuz hassaslıkta bulamayız. Ama diyelim ki çok kastık, çok iyi bilgisayarlarımız var. Atıyorum 3 gün sonra, 5 gün sonra, 2 hafta sonraki hava durumunu gene öngörebiliriz. İlkece buna izin veriyor aslında. Ama çok fazla dikkatli ölçüm yapmamız başlangıç koşullarını ve problemi büyük bilgisayarlarla çözmemiz gerekiyor. İlkece yapabiliriz. Dolayısıyla diyebilirsiniz ki ya bu çok etkileyici değil. Evet biz belki cevap veremeyeceğiz ama aslında teknolojik imkan gibi bu. Yani biz denklemleri çözebilecek iyi teknolojiye sahip olur. Başlangıç koşullarını iyi ölçebilecek yeteneklere sahip olursak bunu aşabiliriz. Dolayısıyla evet aslında bu ikinci sınırda aşması daha zor. Çünkü büyük bir matematiksel sınır bu ama bunu da aşabiliriz gibi durum. Üçüncü sınırda işler daha da zorlaşıyor. Üçüncü sınır teorik sınırlar dediğimiz sınırlar. Şimdi teorik sınırlar önceden ele aldığımız bu iki kategoriden biraz farklı. Onlar epistemolojik sınırlar. Bizim bilgi imkanımızla ilgili sınırlar. Ama teorik sınırlar ontolojik sınırlar. Bunlar doğa yasalarının bize yani fiziğin kendisinin bize dayattığı sınırlar. Birkaç tane örnek vereyim. En meşhur tabii sınır kuantum mekaniğinden geliyor. Kuantum mekaniği indeterminist. Bu ne demek? Kuantum mekaniği geleceği kesin bir şekilde belirlemiyor demek. Dolayısıyla gelecekle ilgili gene soracağımız herhangi bir soruya fizik kesin her zaman cevap veremez. Bir örnek. Kuantum mekaniğinde süperpozisyon diye bir özellik var. Süperpozisyon nedir? Bir parçacık aynı anda iki çelişen özelliğe sahip olabiliyor. Tabii bu olabiliyor dediğimiz şey açtığımız zaman yani baktığımız zaman parçacığa bu iki özelliğinden birini kazanabilir demek. İki özellik aynı anda parçacıkta var demek değil. Mesela süperpozisyonda demek parçacık açtığımda elimi sağda da olabilir demek, solda da olabilir demek. Açana kadar ama yeri yok. En azından klasik Kopenhag yorumunda böyle. Açana kadar parçacık ya sağ elimde ya sol elimde belli değil, açtığımda belli oluyor. Ve diyelim ki sol elimde buldum. Neden sol elimde bulduğumda sağ elimde bulamadım sorusu ki doğal ve basit bir soru. Cevabı yok. Bunun cevabı yok. Yani bilmiyorum cevabı. Ve hangi elimde çıkacağını da bilmiyorum. Ve bunu hiçbir zaman öngöremem. Parayla, hesapla ilgili bir sorun değil veya teknolojiyle ilgili bir sorun. Fiziğin kendisinin bana koyduğu bir sınır. Dolayısıyla kuantum mekaniğinin kendisi neleri açıklayabileceğimizi, neleri öngörebileceğimizi sınırlıyor. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bir başka örnek kuantumda çıkan sınır. İşte bir parçacığın hızını ne kadar iyi bilirseniz
konumu o kadar belirsizleşir. Ne kadar konumunu iyi bilirseniz hızı o kadar belirsizleşir. Kopernik yorumuna göre de bu belirsizlik epistemolojik değil. Bilemezsiniz yani, kayboluyor, özellik kayboluyor. Ha, deterministik kuantum mekaniği yorumları da gene bilemezsiniz diye epistemik yapıyor ama teorinin kendisi bizden gizliyor bu bilgileri. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde cevap verebileceğimiz sorular var. Hiçbir zaman cevabını teoriden dolayı veremeyeceğimiz sorular var. Ve bu temel bir sınır, aşabileceğimiz bir sınır değil. Fiziğin kendisinin getirdiği bir sınır. Sadece kuantumda mı var bu sınır? Tabii ki hayır. Fizikteki her büyük teorinin böyle sınırları var. Mesela görelilik teorisini ele alalım Einstein'ın. Özel görelilik teorisi diyor ki hiçbir şey ışık hızından hızlı, ki bu kabaca 300 bin kilometre saniye hız demek. Hiçbir şey ışık hızından hızlı hareket edemez demek. Etkiler de dolayısıyla bilgi de ışık hızından hızlı hareket edemez. Mesela ben şu soruyu sordum. Şu anda Andromeda'da ne oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Oradan ışığın dünyaya gelmesi ve tüm etkilerin gelmesi 2,5 milyon ışık yılı sürecek. Yani 2,5 milyon ışık yılı uzakta Andromeda galaksisi. Yani bu bilginin en erken bana ulaşması 2,5 milyon ışık yılı. Yok şimdi öğreneyim. Öğrenemezsin. Genel görelilik izin vermiyor bunu. Öğrenemezsiniz. Yani oradan bilginin buraya gelmesi anlık olarak mümkün değil. 2,5 milyon ışık yılı beklemek zorundasınız bu soruya cevap vermek istiyorsanız. Başka bir sınır genel görelilikten geçen. Ya ben kara deliğin içine gideyim, orada gözlem deney yapayım, çıkayım ve bunu Yasin hocama söyleyeyim. Yapamazsınız. Doğa izin vermiyor. Kara deliğin içine girip oradan çıkmamıza izin vermiyor. Bu fizik yasasının kendisinin koyduğu sınır. Dolayısıyla fizik yasalarının kendisi diyor ki bazı sorular vardır doğayla ilgili soracağımız. Bu soruları biz cevap veremeyiz. Bu ontolojik bir sınır. Fiziksel ontolojik bir sınır, bilimsel bir sınır ve temel bir sınır. Yani bunları aşmamız, fizik yasalarını devre dışı bırakamıyorsak mümkün değil. Bunlar evrenin matematiksel yapısına işlenmiş sınırlar. Yani evrenin kendisinin bize empoze ettiği sınır. Çok güzel. Geldik dördüncüye ve son sınırımıza. Dördüncü son sınır, epistemik sınır dedim buna. Bu sınır, epistemik ismi. Doğru, epistemik bir sınır ama bu sınır çok temel bir sınır. Nasıl bir sınır? Fiziğin doğasıyla ilgili bir sınır. Ve aslında esasında bugün soruya da dönebiliriz burada. Yani fiziği örnek aldım ama bu şu anda diyeceğim şey bütün hepsi için geçerli. Bütün bilimler için geçerli. Bunlar ampirik yapıları gereği deneysel bilim. Ve sadece deneysel cevap verilebilecek sorulara cevap veren disiplindir. Yani fizik bir soruya cevap verebilmesi için bu sorunun deneyle ilişkilendirilebiliyor olması lazım. Bu fiziğin kendi yapısı gereği olan bir sınır. Mesela fizik yasaları büyük patlamayla başlıyorsa ki öyle düşünüyoruz. Büyük patlamadan önce ne vardı sorusu ki insan merak eder. Yani herhangi biri kozmoloji okuduğu zaman ilk soracağı sorulardan biri, ya büyük patlamadan önce ne vardı? Peki fizik yasal büyük patlamanın öncesine gidip gözlem yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Bu evrenin dışı. Fizik yasaları orada geçerli mi? Geçerliyse spekülasyon yapabiliriz. Bir şey konuşabiliriz hesapla. Gidip göremeyiz ama spekülasyon yapabiliriz fiziği kullanarak. Geçerli değilse ama hiçbir şey yapamayız. Yani fizik öncesiyle ilgili konuşamaz büyük patlamanın. Bu önemli bir soru. Bu tabii ki önemli bir soru. Evrenden önce ne vardı? Çok merak edeceğimiz önemli bir soru. Ama fizik bu soruya cevap veremez. Biyoloji de cevap veremez. Hiçbir bilim cevap veremez. Çünkü ne gidip deney yapabiliyoruz ne de fizik yasalarını kullanarak oraya nüfuz etmeye çalışabiliyoruz. Fiziğin diğer disiplinlerden bir avantajı var dedik ya, fizik yasaları olması. Fizik o yüzden çok kolay gözlemin ötesine geçebiliyor. Ya bir sosyolog gözlemlenmediği bir toplumla ilgili kolay kolay konuşamaz. Ama veya bir psikolog gözlemediği bir insanın davranışlarıyla ilgili kolay kolay konuşamaz. Ama fizik görmediğiniz bir gezegenin hareketini öngörebilirsiniz yasalar sayesinde. Big Bang öncesinde gidemiyoruz belki ama yasalar orada işliyorsa öngörüde bulunmaya çalışabiliriz. Ama tabii işliyor mu işlemiyor mu hiçbir zaman bilemeyeceğiz, burası ayrı, ama işlemiyorsa hiçbir şey
söyleyemeyiz. Dolayısıyla yapısı gereği fen bilimleri, bütün empirik bilimler, empirik olmayan sorulara cevap veremez ve böyle sorular çok vardır. Bazen var mı öyle soru diye soruyorlar popüler literatürde, o yüzden fiziği ele aldım. Var mesela Big Bang'ten önce ne vardı? Eğer ki Big Bang'e başlıyorsa yasalar, hiçbir zaman cevap veremeyeceğiz. Var işte, yani fizikte çıkıyor bu soru karşımıza. İkinci bir epistemik sınırı mesela gene fizikle uğraşanların, bilim felsefesiyle uğraşanların bildiği eksik belirlerin problemi. E nedir eksik belirlerin problemi? Elimizde iki teori var. İki teori de fenomenleri eşit derecede başarıyla izah ediyor. Eşit derecede başarıyla açıklıyor. Dolayısıyla deneyler bu teori doğru öbürü yanlış diyemiyorlar. Eksik belirlenim dememizin sebebi bu. Quine ve bir takım ve Duhem haklıysa belki de hiçbir zaman aşılamayacak bu problem. Yani ne kadar gözlem yaparsak yapalım her zaman bu gözlemleri açıklayacak elimizde sonsuz teori olabilir. Böyleyse o zaman her zaman biz elimizde aslında birbirine rakip dünya görüşleri sunan teoriler olacak, farklı dünya görüşleri sunacak bunlar ama bunlardan hangisi doğru biz deneyle karar veremeyeceğiz. Var mı bunun örneği? Gene işte o yüzden fizikle gidiyorum. Fizik dolu bunun örnekleriyle. Kuantum mekaniği bunun en açık örneği. Dedim ya, açana kadar parçacık ya bunda ya bunda, açtığımda buluyorum. Gerçekten ne oluyor burada? Açmadan parçacık nerede? İki elimde birden mi? Bu elimde mi sadece? Bir sürü teori var. Mesela bir görüşe göre İki evren iç içe girmiş durumda, parçacık hem burada hem burada. Açtığım zaman evren ikiye bölünüyor. Bir evren de elimin sağ kısmında, öbür evren de sol kısmında. Bir başka görüş, Kopernik yorumu, aslında bir hayalet gibi. Dalga fonksiyonu var. İki tarafa birden yayılmış durumda bu hayalet. Potansiyelite gibi. Ek çubuğu bir parçacık yok. Potansiyelite olarak iki elimde birden var. Açtığımda bu potansiyellerden biri ek çubuğu oluyor ve parçacık ya orada ya orada belirliyor. Açana kadar ama konumu yok. Boğum yorumuna göre ya sağ elimde ya sol elimde ama bilmem mümkün değil. Şimdi hangisi doğru bunlar? Çok temel bir soru soruyorum değil mi? Gene hatta fizikle ilgili bir soru soruyorum. Sağ elimde mi sol elimde mi bu parçacık açana kadar? Yoksa iki elimde birden mi değil? Yoksa iki elimde birden mi? Cevabı bilmiyoruz. Ve bilmememizin sebebi belki hiçbir zaman çözülemeyecek. Çünkü deneyler hangi teorinin doğru olduğunu bize söyleyemeyecek. Bu bir eksik belirlenim örneği. Neden? Çünkü empirik deneyle benim bakıp elimi açıp baktığımda zaten bozuyorum sistemi. Dolayısıyla bakmadan içeriye orada ne oluyoru görmem deneysel olarak çok zor. Empirik olmayan bir soru haline dönüşebiliyor. Fizik içerisinde böyle empirik olmayan sorular karşımıza her zaman çıkabiliyor. Bu gene elimizdeki önemli bir epistemik sınır bilimin doğasından gelen. Tabii bilimi unutmamak gerekiyor ki insan yapıyor. İnsan zihninin, zekasının ve sezgilerinde bir sınırı var. Dolayısıyla bu diğer bir sınır olabilir bu epistemik sınırlar içerisinde. Mesela bazı felsefeciler evrim teorisine dayanarak işte bizim beynimizin avcı toplayıcı beyni olduğu ve dolayısıyla çok böyle evrenle ilgili temel sorulara cevap verebilecek yetenekte olmadığını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum, bunu gerçek olarak bir sınır olarak görmüyorum ama böyle bir sınır olduğunu söyleyenler de var. Beşinci bir sınır. İnsanın kendi yetersizliği sınırı. Yani ben buna katılmama sebebim ulaştığımız yerler o kadar ileri ki ve elbette ki insan beyninin çok sınırı olduğu kesin de ama evrimin dayadığı sınırın çok ötesine geçebiliyoruz gibi geliyor bana. Son olarak çok uzattım biliyorum. Burada bitiriyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bazı sorular anlamlı, bazı sorular da felsefenin alanına giren sorular, işte ahlakla ilgili, estetikle ilgili. Bu sorular deneysel sorular değil gene. Fiziğin ve doğa bilimlerinin nüfus edemediği sorular değil. Yani sadece fiziksel örnekler verdim. Ama aslında fiziksel olmayan bir sürü sayılar var mı, tanrı var mı gibi sorular var. Bunlar yapısı gereği gene deneyle cevap veremeyeceğimiz sorular. Bilim gene bu sorulara hiçbir zaman cevap veremeyecek diyorum ve Yasin Hoca'ya sözü veriyorum. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Sunumunuz oldukça ufuk açıcı oldu. Şimdi soruları alabiliriz. İsteyen sorularını chatten yazabilir ya da söz almak isteyen varsa ona verebiliyor muyuz bilmiyorum. Yazarsanız daha iyi olur tabii ki. Verebiliyoruz hocam. Genelde öyle. Evet. Ama öyle. Ben yani bir soruyla başlayayım hocam. Hem tamam, yüreklendirmiş oluruz. Peki şimdi sorunun ve sizin verdiğiniz cevabın
çerçevesinde düşünecek olursak, yani evet bilim bugün bunları cevaplayamıyor diye dört tane sınırdan bahsettiniz. Peki bilimin tanımının değişmesi durumunda bunlar tabii nasıl değişeceğini de bilmiyoruz ama bilimin tanımının değişmesi durumunda daha böyle metafizik bir problem olarak yaklaşırsak olaya bunlardan kurtulma gibi bir şey olabilir mi? Güzel bir soru. Ya şöyle görüyorum ben bu dediğinizi önerenler var. Özellikle işte Sicim teorisi vesaire kapsamlarda deneyin sınırlarına vardıkça teorik fizikçilerin bir kısmı. Ya bilimi sadece o kadar empirik yapmayalım, empirik olmayan bir boyutta katalım. Ben bunu şöyle okuyorum. Fiziğin felsefeye geri dönmesi. Şimdi bu olduğu durumda esas da fizik felsefe bütün sorulara cevap verebilir diye güncellememiz Evet. gerekiyor. Belki bilim diyeceğiz ama aslında gene fizik felsefe bu. Benim burada kanaatim şu. Bunu yaptığımız anda zaten cevap veremeyeceğimizi kabul ediyoruz. Çünkü felsefe tanımı gereği zaten hiçbir zaman öyle kesin cevap bulduk diyebileceğimiz bir yapıya sahip değil. Buna geldiğimiz zaman aslında zaten şeyi biraz kabullenmiş oluyoruz. Eksik belirlenim gibi durumlar olacak. Biz sürekli İşte kesin buna cevap verdik, bunu yanlışladık diyemeyeceğiz. Çünkü teorik gerekçelerle bir bilimsel teoriyi yanlışlamak çok mümkün değil. Sadece neye inanalım, inanmayalım'a karar vereceğiz. Ama her zaman açık olacak kapı. Dolayısıyla böyle bir hamlenin ben problemi çözeceğini düşünmüyorum. Ama gidişat o yöne doğru bu arada. Yani güzel bir yeri bence yakaladınız. Özellikle teorik fizikçilerde gidişat o yöne doğru. Evet. Şimdi Mustafa Kocaboğa soru sormak istiyor. Buyurun Mustafa Bey. Evet, selamlar hocalarım, Merhaba. Enes hocam. Teşekkürler sunum için. Benim sorum bu zihin felsefesiyle ilgili insan bilinci, bu öznel deneyim, yani bilim nesnel olanı inceliyor. Ama eğer ki fizikselci karşıtı bilgi argümanı yani Frank Jackson'ın bu argümanı doğruysa o zaman insan bilinci dediği öznellik bu bilinç özellikleri hiçbir zaman bilim tarafından açıklanamayacak mı sizce? Şimdi güzel bir soru. Tabii ben şeye hiç girmedim. Bu bilinç meselesine hiç girmedim. Bilgi argümanı subjektif hakikatlerin hiçbir zaman tabii fen bilimleri tarafından anlaşılamayacağı yönünde bir argüman sunuyor. Bu argüman bana açıkçası makul geliyor ama yanılabiliriz burada. Yani argüman ne bu arada bilmeyenler için? İşte fizik objektif özellikler veriyor ve biyoloji de böyle, bütün fen bilimleri böyle. Mesela beyin dediğimiz zaman beynin rengi var, kütlesi var, işte hacmi var, bunları ölçebiliriz. Ama bir de subjektif deneyimler var. Mesela benim aşık olduğum zaman hissettiklerim veya dişim ağrıdığı zaman hissettiklerim. Şimdi bunlar sadece ben hissediyorum. Dışarıdan biri bu hissiyatı göremiyor. Beynimdeki aktiviteyi görebilir ama bu hissiyatı göremiyor. Ve ben bu hissiyatı ona aktaramıyorum objektif. Şöyle düşünün. Hiç aşık olmamış birine aşık olduğunuz zaman ne hissettiğinizi nasıl anlatabilirsiniz? Ha, tarif edebilirsiniz belki kısmen ama o duyguları aktarabilir misiniz? Ya da hiç kırmızı görmeyen birine kırmızı nasıl bir şey? Tarif edebilir misiniz? Edemezsiniz. İşte bunlar subjektif deneyim dediğimiz şeyler. Fizik, kimya, biyoloji vesaire objektif deneyimlerle çalışıyor. Subjektif deneyimlerle çalışmıyor. Dolayısıyla burada bir gap var. Bu gap doğruysa biz bu gap'i kapayamazsak aslında subjektif fenomenler hiçbir zaman bilim tarafından izah edilemeyecek. Bir başka örnek gap böyle. Ahlaki önermeler. İşte insan öldürmek yanlıştır diyoruz. Meli malı formatında konuşuyoruz. Öldürmemeliyiz insan. Hırsızlık yapmamalıyız. Fizik, kimya, biyoloji hep dır formatında, tarifle çalışıyor. Burada dolayısıyla meli malıyla dır önermeleri arasında yine bir gap var. Buna Hume yasası deniyor. Mesela bunu da kapatabilir miyiz? Kapatamazsak ahlak hiçbir zaman deneysel bilimler tarafından izah edilemeyecek, açıklanamayacak. Böyle bir takım gapler var. Yani bu bilimin yine doğasından. Bunları ben dördüncü epistemik sınırlara koyarım. Yani bilim dır formatında objektif şeylerle çalışıyor. Ama objektif olmayan ya da dır formatında, tarif formatında olmayan hakikatler varsa, ahlaki hakikatler, subjektif hakikatler, yine sınırı gereği bilim bunları izah edemez.
Güzel bir soru yani. Teşekkür ederim Mustafa Hocam. Evet. Şimdi Eylem Polat şöyle bir soru sormuş. Bilim bugün her şeye cevap veremiyor ise bugün her şeye cevap verebilen bir olgudan bahsetmemiz mümkün mü? Kur'an-ı Kerim gibi mesela küçük bir merak demiş. Yani din peki cevap verebilir mi hocam sizce? Tabii başka bir oturum olabilir ama ne düşünüyorsunuz? Hocam ben hiçbir disiplinin bütün sorulara cevap verebileceğini düşünmüyorum. Yani dinden kastımız atıyorum fıkıh. Yani Kur'an sonuçta belli şeylerden oluşuyor, belli bilgilerden oluşuyor. Bu bilgiler her şeyi kapsamıyor. Mesela çay nasıl yapılırın cevabını Kur'an'da bulamıyoruz. Dolayısıyla Kur'an veya herhangi bir dini disiplinde bütün sorulara cevap verebilir gibi gelmiyor bana. Evet. Dolayısıyla bunu ben düşünmüyorum herhangi bir disiplin felsefede dair bütün sorulara cevap verebileceğini. Bilim her şeyi açıklayamaz ama her şeyi açıklayabilecek tek bir şeyden bahsedebilir miyiz? Demiş. Bu önceki soruyla çok yakından alakalı. Bu bilimin yetersizliğinin ötesinde felsefe mi mantıksal bir problem değil mi? Buna cevap verdiniz zaten hocam. Burada sadece şöyle bir not düşeyim. Ben bugün konuştuğumuz şey genelde bilimcilik başlığıyla kullanılıyor ama bilimcilik iki şekilde anlaşılabilir. Biri bilim bütün sorulara cevap verebilir şeklinde ki biz bunu bugün tartıştık. Buna güçlü bilimcilik demeyi tercih ediyorum ben ama ikincisi şu denebilir, bunu konuşmadık bugün, hani konuşabiliriz, tartışabiliriz. Biri diyebilir ki bilim bütün sorulara cevap veremez ama tek cevap verme kudreti olan disiplinde bilimdir diyebilir buna. Buna zayıf bilimcilik diyebiliriz. Yani felsefe, din hiçbiri bilgi üretmez. Sadece bilim bilgi üretir. Evet, bilim bütün sorulara cevap veremez. İyi tamam, bilimin cevap veremediği sorulara felsefe, din de veremez diyebiliriz. Dolayısıyla bu yüzleşilmesi veya tartışılması gereken ayrı bir konu. Benim işim bugün çok daha kolaydı çünkü bu ikinci daha zor bir soru. Yani diğer disiplinler bilgi üretir mi bilimdir? Bence üretir. Ama bu ayrı bir soru yani. Bunu da dikkat etmek lazım. Evet. Bu soruyu Şahan sormuştu. Emine Köse'nin sorusu. Bilim din çatışır mı yoksa ikisi süt kardeş olup farklı yöntemlerle benzer söylemleri mi savunurlar? Yahut farklı konularda bazen uzlaşıp bazen çatışırlar mı? Yani bunu şöyle çevirebiliriz isterseniz. Mesela bilimin bu saydığınız sınırlarını kaldırmada diğer disiplinlere başvurabiliyor muyuz mesela? Şimdi ben başvurabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii mesela atıyorum hayatın anlamı nedir sorusu bilim empirik bir soru değil. Ama ben felsefenin ve dinlerin atıyorum bu soruyla ilgili çok kıymetli şeyler üretebileceğini, cevaplar üretebileceğini, hatta doğru cevaplar üretebileceğini düşünüyorum. Gene Big Bang'ten önce ne vardı sorusuna da ben felsefe veya gene dinle cevap verebileceğimizi düşünüyorum. Ya bunu birileri kabul etmeyebilir. Burada metodolojik bir tartışmaya giriyoruz. Ama ben cevap verilebileceğini düşünüyorum diğer disiplinlerle. Din bilim çatışır mı? Çatışmaz bence. Zaman zaman gerginlikler olabilir. Çünkü ayrı metotları kullanıyorlar. Ayrı metotlar kullanıldığı zaman gerginlik oluşabilir. Bu gerginliğin uzman kişiler tarafından anlaşılıp giderilmesi gerekir. Ama ben içsel bir çatışma, çözülemeyecek bir çatışma olduğunu düşünmüyorum. Peki bununla bağlantılı olarak şöyle bir devam sorusu sorayım. Diyelim ki bilim her şeyi cevaplayamaz. Peki bilim, felsefe, din, belki sanat, bunların hepsinin her şeyi cevaplayabileceği bir bütünden bahsedebilir miyiz sence? Ona da bahsedemeyiz. Tabii şunu söyleyebilirim. Diyebilirsiniz ki yani ne biliyorsun felsefenin cevap verebileceğini veya işte dinlerin cevap verebileceğini, onu açmadım biraz. Şimdi şöyle diyelim. Bilimin kendi metodolojisinde kullandığı bir yaklaşım vardır. En iyi çıkarım olarak açıklama, abdüksiyon. Yani diyelim ki bu bahsettiğimiz durum oluştu. Eksik belirle. Ki bu çok oluşuyor aslında zannettiğimizden çok. Mesela yer çekimini biz biliyoruz zannediyoruz. Bu telefonu bıraktığımda düşüyor. Ve diyoruz ki bir kuvvet var çekiyor. Bir kuvvet olduğunu nereden biliyoruz? Bir iten bir çeken kuvvet olmadığını nereden biliyoruz? Mesela diyelim ki 10 Newton'la bir yere gidiyor. 15 Newton belki çeken, 5 Newton iten kuvvet var. Ne biliyoruz olmadığını? En basit açıklama olduğu için aslında biz şeyi kabul ediyoruz. Nedir onun adı? Çekimi kabul ediyoruz. Tek bir kuvvet olduğunu kabul ediyoruz. Çok güzel. Şimdi bu en iyi açıklama olarak çıkarım. Yani abdüksiyon bilimde sık sık kullandığımız bir metot. Aynı metodu biz felsefede kullanıyoruz ve din bilimlerinde kullanıyoruz.
bu metot bilimde güvenilirse diğer disiplinlerde de güvenilir olması lazım. Ve bu metodun önemli bir varsayımı vardır. Açıklama vermemek, en kötü açıklama açıklamasızlığa tercih edilir. Yani açıklama vermemek en kötüsüdür. Elinde çalışan bir açıklama varsa açıklamasızlığa onu tercih edersin. Burada kuvvet, kaç kuvvet var bilmiyorum da diyebilirdim. Ama demiyorum, bir kuvvet var diyorum. Açıklamaksızlığa tercih ediyorum. Şimdi dolayısıyla Big Bang'ten önce hiçbir neden yoktu veya konuşamam demek yerine bir felsefi argümanlarla bir nedeni tarif etmeye çalışmak ve bir teori geliştirmek, bu teori açıklıyorsa bir şeyleri, en iyi açıklama olarak, çıkarım olarak bu teoriyi tercih ederiz. İşte hayatın anlamıyla ilgili teoloji bir soruya cevap veriyorsa tercih ederiz. Ve nitekim bence felsefedeki de aynı zamanda din bilimlerinde de kullanılan bir metot bu. Yani metodolojik bir ortak kökeni var din bilim ve felsefenin. Bunun çok farkında değiliz. Bir tefsirci nasıl anlam veriyor ayete? Birden fazla anlamları masaya koyuyor ve en iyisine karar vermeye çalışıyor çeşitli kriterlerle. Abdüksiyon yapıyor yani. Bunların evet. Hepsini birleştirip cevap verebiliriz. Serap Hanım şöyle bir... Tabii, buyurun. Evet. Cevap veremeyiz yani, böyle diyor. Serap Hanım. Anladım. Yani en basiti seçmek şu andaki yapabileceğimiz en faydalı metot gibi duruyor. Serap Hanım şöyle bir soru sormuş. İlk başta biyolojinin bilim dalları arasında öne alınmak istenildiğini, yani fiziğin yerine getirmek istendiğini söyledi. Biyolojinin her şeyi açıklayabileceğini iddia eden, bu şekilde söylemiyorsunuz sanırım. Ben mi yanlış anladım acaba? Hocam ilk başta biyolojinin yansımayı almak istediğini, fiziğin biyolojinin her şeyi açıklayabileceğini iddia edenler bir konusunda dolayı mı bunu istiyor olabilir? Yok. Yani şöyle, biyolojiyi öne alalım diyenler biyolojinin yapısından dolayı bunu öne almayı öneriyorlar. Bunun iki temel sebebi var. Bir, biyoloji nedenlerle izah ediyor. Bazıları diyor ki ya bilim nedensellikle, yasalarla değil nedensellikle hareket etmeli. İkincisi de biyolojide keskin dönüşümler fizikteki keskin dönüşümlerden daha az. Fizikte çok büyük değişimler oluyor. Genel görelinin ortaya çıkması, yani devrimlerde paradigma değişimleri çok keskin oluyor. Biyolojide böyle keskin dönüşümler yok. Devrimler var ama devrimler bir önceki paradigmaları yıkmıyor. Buna uymuyor. Mesela genetik bir devrim değil mi? Genetik ve bir paradigma. Peki genetik hangi paradigmanın yerini aldı? Hiçbir paradigmanın yerini almadı yani. Dolayısıyla bazıları diyor ki kuncu vesaire sıkıntılar fiziğe uyuyor ama biyolojiye uymuyor. Dolayısıyla biyoloji fizikten daha gelişmiş ve daha iyi bir disiplin. Bilimin paradigması olarak biyolojiyi almamız lazım diyorlar. Bilim felsefesinin fizik takıntısı aslında bilime zarar verdi diyor bazıları. Bu azınlık bu arada tabii ama... argümanları var. Evrimle de çok ilişkili değil. Bilmiyorum yani, ilişkilendiren belki vardır da ben bilmiyorum. Evet. Mehmet Bulgen hocamızın bir sorusu var. Hocam buyurun. Hocam ben de çok teşekkür ederim Enes hocam. Çok ufuk açıcı bir soru oldu. Yani inşallah aşire güzel bir konu daha koyacağız sayenizde. Şimdi hocam aslında sorunun iki tarafı var. Yani bilim her şeye cevap verebilir mi? Mesela bilimi küçümsemek isteyenler, değerini düşürmek isteyenler veya işte evrenle ilgili, evrenin başlangıcıyla ilgili, sonuyla ilgili veya evrenin işleyişiyle ilgili veya işte biyolojiyle ilgili bir takım henüz çözülemeyen soruları sorularda bilimi küçümsemeye çalışanlar diyorlar ki işte bilim her şeye cevap veremez. O halde ne yapılmalı? Alternatif epistemolojilere başvurulmalı. Şimdi bu bir uç bir tarafı oluşturuyor. Bir diğer uç tarafı da bilimciler, işte siz de bahsettiniz. Hakikate ulaştırmada tek yöntemin metodolojik naturalizm olduğunu iddia ediyorlar. Ve böylelikle de bilimin cevap verdiği şeyler ölçüsünde her şeyin değer taşıdığını iddia ediyorlar ve bu da tabii bir tür fizikalist yaklaşım oluyor. Yani metafizikten yer vermeyen bir yaklaşım oluyor. İşte bu iki uç arasında dengeyi biz nasıl kuracağız? Yani bilimi evrenle ilgili arayışlarımızda veya
Yani şöyle, insanın diyelim ki biyolojik yapısıyla ilgili veya işte beyninin yapısıyla ilgili, evrenin duruşuyla ilgili veya oluşumuyla ilgili bilimden daha başka bir yol veya güvenilir diyeyim ben ona. Elbette farklı yollar var ama veya daha böyle sağlam veya insanın kazanım potansiyelini biliyorsunuz kelamda iktisabi bilgi çok önemlidir. Yani bir şeyin halihazırda mutlak olarak ne cevap verdiği önemli değil. Sizin bir insan olarak sürece katılıp kazanımlarınızı nasıl kullanacağınız. Mesela şu an bazı ülkelerde bilim çok eski çağlardan beri var belki. Ama bazı ülkelerde kazanımları, bilimsel kazanımlar çok daha geride. Ama bazı ülkelerde bilimsel kazanımlar çok çok daha ileride. Mesela ileride insanoğlu öyle kazanımlar elde eder ki bilim sayesinde çok daha şu an aklımıza, hayalimize gelmeyen kendimizi felsefi problemlerle tartışıyor görebiliriz. Yani bu noktada bilim hakikat arayışımızda tam nasıl kullanılacak veya insanın o kazanım yönü, yani insan kazanmak durumunda, yani bir şeyden verili bir şey değil de yani kendi kazanımını ortaya koyarak diyelim ki bilimde ne gibi süreçler ortaya koyarsak evreni araştırmada, insanı araştırmada daha fazla bilgiler elde edebiliriz. İşte üniversiteler kurmak, işte ne bileyim enstitüler kurmak, bilim dalları kurmak, temel bilimlere yatırım yapmak vesaire vesaire. Enes Hocam, sizde bilimin ucu açık mı yani? Mesela ben kelam ilmi adına konuşacak olursam, kelamcılar derler ki evren Tanrı değil, hiçbir şekilde kavranılabilir, ihata edilebilir, kuşatılabilir. Ki yani zaten kavranılamaz derseniz onun üzerinden Tanrı'ya istidlal de getiremezsiniz yani. Bu konuda acaba ne düşünüyorsunuz? Kazanım yönünden bilimin 1.000 yıl sonra, 5.000 yıl sonra gideceği noktaları öyle çok mutlak sınırları olduğunu düşünebiliyor musunuz? Elbette siz şu an bazı bilimden kaynaklanan sınırlar çizdiniz ama yani bilimden başka daha böyle tutarlı gözüken evreni araştırmada, insan mahiyetini araştırmada bir yol görüyor musunuz yani? Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Hocam çok sağ olun. Çok güzel sorular sordunuz. Şimdi ben bilimin ve felsefe ve teolojinin etkileşimini üç katmanlı bir yapı olarak görüyorum. Ve bu etkileşimi çok sağlıklı buluyorum. Etkileşim varsa, yoksa problem var da. Nedir bu? Birinci katman raw data, kaba bilgi dediğimiz katman. Kaba bilgi nedir? Siz gidiyorsunuz, deney yapıyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Mesela kaç gezegen var Güneş sisteminde? Yani kimisi için ilginç bir sorudur, kimisi için değildir. Ve işte fay hatları Anadolu'da nereden geçiyor? Bu ilginç bir sorudur. Gene gidersiniz, bakarsınız, incelersiniz. Bu kaba bilgi toplama kısmıdır. Genellikle deneysel çalışan bilim insanları böyle çalışır ve bu kıymetlidir. Yani kaba bilgi toplama kıymetsizdir anlamında demiyorum ama bu işin birinci aşamasıdır. İkinci aşama yine bu bilim içerisinde gerçekleşir. İkinci aşamada yine bilim içerisinde gerçekleşir. Bu nedir? Teorilerin, bu gözlemleri, raw data'nın teorik çerçeveye oturtulması. Yani ben bir takım veriler topladım. Bu verileri şimdi bir teorik çerçeveyle birleştirmek istiyorum. İzah etmek istiyorum. Bu teorik kısmının bilimlerin yaptığı şeydir. İşte Einstein'ın yaptığı budur, kuantum mekaniğinin yaptığı budur. Dolayısıyla bu ikinci aşaması, ikinci katmanı bilim. Bazı bilimlerde bu katmanda zorluk yaşıyoruz. İşte mesela sosyoloji kolaylıkla bilgi toplayabiliyor. Toplumda neler oluyor, bunu araştırabiliyor. Ama sonra bu bilimleri teorik bir çerçeveye oturtmaya kalktığında işte Marksist vesaire farklı çerçeveler kuruyorlar ve anlaşmakta zorluk çekiyor. Bu ikinci katmanı. Üçüncü katmanı bir kere teorik çerçeve oturttuk ya. Bu teorik çerçevenin anlamı ne? Şimdi bu bilimin yapabileceği ve yaptığı bir şey de değil.
Bilim bunu yapmaz. Yaptığını zanneden bilim insanları olabilir ama yapmaz. İşte burası felsefenin ve teolojinin başladığı yer. İyi bir teolog, iyi bir kelamcı, iyi bir ilahiyatçı, iyi bir felsefeci burada başlar. Yani bu teorilerin anlamı ne bizim için? Dinle ilgili ne söylüyor? İnsanlıkla ilgili ne söylüyor? Evrenle ilgili, hakikatle ilgili ne söylüyor? Yani ben bu etkileşim olduğu sürece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bilimdeki ilerleme bizim ufkumuzu açacaktır. Niye ufkumuzu açacaktır? Yani orada bilim, o kaba datadan çıkan teoriler bize insanla ilgili ve evrenle ilgili öyle şeyler söyleyecektir ki biz bundan besleneceğiz. İşte ne bileyim, siz atıyorum atomculuktan veya Big Bang teorisinden besleniyor. İşte biyoetik çalışanlar, biyolojideki çalışmalardan besleniyor. Zaten acayip bir ufuk açılması oldu. Mesela zamanla ilgili mi çalışıyorsunuz? Özel görevlik öyle ufkumuzu açtı ki. Yani yepyeni bilgiler verdi bana. Yepyeni tartışmalar verdi. İşte kuantum mekaniği, nedensellikle ilgili öyle ufkumuzu açtı ki. İşte zihni, ruhu mu anlamaya çalışıyoruz? Psikoloji, nörobilim, bilgisayar bilimleri öyle ufkumuzu açtı ki. Dolayısıyla bu bilim teolojinin ve felsefenin ufkunu açar. Bu üçüncü aşamada. İşte ama bu üçüncü aşama bunlardan koparsa bence orada tehlike var. Yani koparsa dediğim ne? Teorik çerçeveyi attınız. Aynı zamanda altı da atıyorsunuz. Yani o raw data dedim ya. Bilgiyi atıyorsunuz. Evrenden kopup pure spekülasyona dönüşüyor felsefe. Teoloji biraz daha şanslı. Çünkü kutsal metinler var. O kadar kopuk gitmiyor ama tabii kutsal metinlerde de o demin belirlediğim eksik belirlenim var. Yani kutsal metnin belki bazen 10 farklı yorumunu yapabilirsiniz. Hangi yorumu seçeceğinizi karar vermek için işte dünya ile etkileşime girmeniz gerekiyor. Aksi halde seçemezsiniz yani. Orada işte o kısımda bence problem başlıyor. Zaten sorunumuz bunların. Ya alttakiler biz niçin sorusuna cevap verdik zannediyorlar. Birinci ve ikinci aşamada olanlar. O bir problem. Üçüncü aşamada olanlarda alta bakmıyoruz biz. Kendi kafamızdan spekülasyon yapacağız dediklerinde problem başlıyor. Bu üçünü bir arada tutmamız gerekiyor bence. Etkileşimini canlı tutmamız gerekiyor üç aşamanın. Teşekkür ederim. Hocam Yahya Cirit'in de bir sorusu var. Bununla bu akşamki tartışmamızı kapatabiliriz. Yahya Bey buyurun. Selamun aleyküm. Geceniz hayırlı olsun. Öncelikle Enis Hoca'nın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Şimdi ben birkaç soru soruldu. Onun üzerine bir ekleme yaparak bir soru sormak istiyorum Enis Hocama. Şimdi Enis Hocamız dedi ki her ilim dalı her soruya cevap vermez. Bu fıkıh olsun, kelam olsun, akaid olsun, hadis olsun fark etmez. Bu bir gerçek. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir din bilim çatışması var. İşte bilimi neredeyse ilah olarak görenler. Bilimi tamamen reddeden muhafazakarlar, böyle bir kesim de var. Bir de dinle bilimi cem etmeye çalışanlar. En azından akla, mantığa, nakle uygun olan da budur. Ama mesela bunu Müslüman olup dini ve bilimi kabul edenler açısından soruyorum ben Enis Hocama. Örnek veriyorum, mesela Enis Hocamız mesela evrim teorisini anlatırken de oradaki çizdiği senaryoları tamamen naslara uygun çizmeye çalıştı. Hani bir nas'ı reddetmeden, bir nas'ı hafife almadan senaryolar çizmeye çalıştı ki bunu da o videolarda zaten izah ediyor. Mesela bir Müslüman kimse elinde dini bir veri var, nakil var, nas var, bir de bilimsel bir veri var. İkisi yani teavruz ettiği gibi görünürseyi sormuyorum. Tamamen teavruz ettiğinde, kesinlikle teavruz ediyor nas'a, o bilimsel veri. Enis Hocamız burada şeyi merak ediyorum. Burada kişi oradaki nas'ı tevil edip bilimsel veriyi onun üzerinden bina etmeli. Yoksa bir kimse o şeyler tearuz ettiğinde nas'ı esas alıp bilimsel veriyi aşağıda görüp nas'ı onun üzerinden mi bina etmeli? Diğerini reddetmeli. Enis Hocamız bu konuda ne düşünüyor acaba? Teşekkür ederim. Şimdi yani bu ikili bir süreç ve kolay bir süreç değil. Sonuç olarak burada iki tarafa da bakıp iki tarafı da anlamamız gerekiyor. Yani bir teori var. Bu teorinin farklı yorumları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir de elimizdeki metnin farklı okuyuşları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisini bir araya nasıl buluşturacağız? Bunun üstüne uğraşmamız gerekiyor. İlk soru tabii bir kere bu bilimsel teori güçlü mü? Verileri ne kadar? Mesela diyelim ki biri dedi bana sicimle din çelişiyor. Ben onunla çok uğraşmam. Niye sicim doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ki. Yani uğraşabilir biri. Hani ben onu da kıymetli bulurum ama
Ama diyelim ki bilimsel teori güçlü. Tamam. Elimde de bir ayet var. Ayetin de birden fazla yorumu var. Şimdi ondan sonra bu yorumlardan hangisi bu teoriyle uyumludur bunu arayacağım. Bu teorinin farklı yorumlarına bakacağım. Şimdi mesela benim esasında evrim örneği buna bir güzel bir örnek. Orada ne yapıyorum ben? Evrim teorisini çok modifiye etmeden, özellikle data kısmını hiç modifiye etmeden, çünkü gelen bir data var. İnsan ortak diğer canlılarla ortak genetik taşıyor ve ortak atası var. Gelen bir materyal var. Şimdi ama evrim Hazreti Adem'le ilgili konuşuyor mu? Konuşmuyor. Şimdi dolayısıyla burada Hazreti Adem'le ilgili farklı yorumlar yapabiliriz. Ayete de bakacağız. Ben tabii tevil etmedim. Tevil etmeden uyuşturmaya çalışma yöntemini tercih ettim. Bence ilk yapmamız gereken işlem bu zaten. Bir bilimsel teoriyi tevil etmeden ayeti bir yorumunu bulabilirsek o teorinin onu tercih ederiz. Oradan hareket ederiz. Yok. Hiçbir şekilde teori güçlüyse ve hiçbir şekilde tevil etmeden sorunu çözemiyorsak o zaman tevile gidebileceğimizi düşünüyorum ben. Ya bu da zaten bence ehli sünnetin duruşudur. Yani Gazali de zaten öyle söz ediyor. Yani dolayısıyla tevil haktır bizim yaklaşımımızda. Tevil edilebilir. Ama tevil tabii son çare olur. Yani tabii tefsircilere bırakıyorum ben son çare derken. Tefsircilerin çoğunluğu bir anlamı verdiyse o anlamı kabul edip uyuşturmaya önce çalışmamız lazım. Yani tefsirciler ayrı bir gerekçeden tevil de edebilirler. Ama en son çare olması lazım. Geleneksel oturmuş anlamı değiştirmek en son çaremiz olması lazım. Hiçbir şekilde uyuşmuyoruz. Evrimde ben hiçbir şekilde ayetleri tevil etmeden uydurabileceğimizi düşünüyorum. Yani tutarlı bir hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Ama diyelim ki getirilemedi. Çok güçlüyse veriler, hani bilimsel verileri reddetmek yerine ben ayeti tevil etmeyi tercih ederim. Yanılabiliriz. Yani bu arada hani ayete farklı yorum verdik. Yanılabileceğimizi bilerek veriyoruz. Yani bilimde de yanılabiliriz. Ayette tevil ederken de yanılabiliriz. Yani insanlık hali bu. Tabi burada ayetin doğayla ilgili konuştuğunu varsayıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki çok sayıda ayet zaten bilimlerle hiçbir şekilde karşı karşıya gelemez ki bunlar çoğunlukla da bizim ibadetleri, yaşam biçimimizi etkileyen ayetler bunlar. Yani namazın kılmasıyla ilgili ayetleri değiştirecek bilimsel bir veri çıkmaz. İşte ne bileyim bir kısmı diyor işte oruç tutmak, su içmemek zararlı, bilim bunu söylüyor. Çelişki ya çelişki değil. Diyelim birçok yararlı olmayabilir oruç tutmak ama biz su içmemek ama biz onu zaten yararlı diye yapmıyoruz ki. Tamam, teşekkür bilgi için. Milyarlarca insan oruç tutuyor, ölmüyor, çok ciddi zarar görmüyor. Tamam ben tercih ediyorum tutmayı bu şekilde diyebilir. Yani bu bilimin çelişkisi değil. Sadece birkaç belli ayetlerde bu oluşabilir. Onlarla doğayla ilişkili ayetler. Orada tabii gözlemler çok sağlamsa o gözlemlere dikkat ederek ayetleri yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bu çok da aklıma örneği bile gelmiyor yani. Öyle çok Hocam ciddi. ben size sadece şunu söyleyeyim. Keşke hani ben sizin o videonuzu da izlediğim için söylüyorum bunu. Keşke bilimsel verileri baz alan insanlar ve dini verileri baz alan insanlar da keşke bu meseleleri konuşurken sizin kadar hani ayet hadis gördüğünde böyle çok pervasız hareket etmese. O bu şekilde olsa aslında bu din bilim çatışması daha azalacak. Ama çoğu kimse maalesef burada pervasızca hareket ettiği için bu problem yaşanıyor. Keşke herkes sizin kadar düsturunu bilse, bunlar zaten yaşanmayacak. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ya tabii sosyolojik çatışmalar olabilir. Esas da din bilim ilişkisi, bilim çatışması dediğimiz şey disiplin çatışması değil, disiplin üyelerinin çatışması olabiliyor. Yani bilim insanlarının bir kısmı ya ben din adamlarını ne uğraşacağım kardeşim göstermişim işte bilimsel çalışmayı onlar ne yaparlarsa yapsınlar deyip böyle hatta dini düşman görebilir. Aynısı din adamlarında da bana ne bilimsel çalışmalardan ben ayetler varsa işte hadisler varsa onlara göre hareket ederim diyebilir. Bu böyle bir çatışma var zaten. Ama bu sosyolojik bir çatışma yani disiplin çatışması değil. Bu ayrı bir olay zaten. Ya bu da bence aşılması gereken bir durum ama bu tabii sosyolojik bir olay. Disiplinle ilgili bir şey değil. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Soru soranlar ve soru Son isteyenler bir unuttum. var ama süremizin oldukça aşıldığını görüyoruz. Mustafa Bey çok kısaca sorabilirsiniz. Tamam, çok özür dilerim, unuttum sormayı da. Yani bu bilimin cevap veremediği bazı konularda Tanrı'nın varlığına dair argüman üretilebiliyor. Yani bu boşlukların Tanrısı argümanın hatasını düşürebiliyor bazen.
Yani bu hataya düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Yani iyi bir Allah'ın varlığının lehinde geliştirilen delil, bilim bunu açıklayamıyor, demek ki Allah var şeklinde ilerlemez. Yani öncüller ortaya koyarsınız ve bu öncüllerin sonucuna gidersiniz ve bu öncüllerin sonucuna gittiğiniz varlığında Allah veya Tanrı olduğuna veya ona yakın olduğuna, yani tanrısal, Tanrı diyebileceğinizi göstermeye çalışırsınız. Bu boşlukların Tanrısı olmaz. Yani öncülleriniz olacak. Bu öncüller bilimin reddetmeyecek. Ondan sonra bu öncüllerden siz bir sonuca varacaksınız ve bu sonuç tanrısal bir varlık olacak. Böyle bir argüman bence boşlukların tanrısına düşmez. Zaten kolay da değildir. Bir felsefeciler de kolay kolay boşlukların tanrısına düşmezler. Esas da bu halk içinde olan bir şey. Yani genel yaygın kitleler içerisinde. Yani şunu bilim açıklayamıyor, demek ki Allah var deme şeklinde oluyor. Yoksa şu boşlukların tanrısı değil. İşte diyelim ki büyük patlamanın öncesini bilim açıklayamıyor. Ben Hudus delilini kullanıyorum. İşte ortaya çıkan her şeyin bir nedeni vardır diyorum. Evren ortaya çıkmıştır, demek ki evrenin bir nedeni vardır diyorum. Sonra bu nedenin Tanrı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu boşlukların Tanrısı değil. Bir argüman yani. Karşıdaki adam da bir öncülü reddetmesi lazım. Çünkü burada ben bir hata yapmadım ki. Yani sonuçta tümden gelişen bir argüman. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bakalım zaman sizin iddialarınızı doğrulayacak mı yoksa yanlışlayacak mı? Bu da öngörülerinizi test biz göremeyiz hocam. Dolayısıyla rahatız. Öngörülerimiz çok ileride, rahatsız. Huzur içinde ölürüz. Bunlar şey yapmaz. Evet. İleride bunun kararını verecek olan yine insanoğlunun çabaları olacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda organizasyondaki arkadaşlara da. Enis Hocam çok güzel bir sunum yaptı. Sorularla da zenginleştirdiği konuyu böylece bağlamış oldu. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir hayırlı sonraki buluşmaya kadar. Hayırlı hocam, bir sonraki buluşmada da yine Enis Hocam'ı ağırlayacağız inşallah. Ama bu sefer müzakereci olarak çok ünlü bir sunumcumuz var. İngilizce bir sunum olacak. Did the universe have a beginning and does it matter diye. Cambridge Üniversitesi'nden Rodney Holder sunacak bize bunu. Enes Hocam müzakeresini yapacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de fizik bölümünden de Emre Onur Kahya hocamız, Profesör Doktor da moderatörlüğü üstlenecek. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz Yasin Hocam, hem size hem Enes Hocam çok size. İnşallah bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese saygılar sunuyoruz hocam. Hayırlı akşamlar.